Peki hocam, günümüzde bu ben sıklıkla bu ara duyuyorum. Genç yaşlı fark etmeksizin hatta diz protezi ameliyatı hocam çok yaygınlaştı ve sonrasında bazı hastalar fizik tedaviye de ihtiyaç duyabiliyor. Bunun hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Evet, insanlar daha ileri yaşlanıyor artık. 80, 90, 100 neredeyse, değil mi? Yaşlı popülasyon arttı. Öyle olunca da o insanların hayat kalitesini düşünmek gerekiyor. Belli bir yerden sonra dizini çok şey kullandıysa, mesela çok yürüdü, çok çalıştı. O zaman diz eklemi daha erken yıpranabiliyor. Diz kireçlenmesi başlayabiliyor. Örneğin son evrelerde artık konservatif tedavi dediğimiz tedaviler yetmeyince hastayı protez ameliyatına yönlendiriyoruz. Hasta ameliyatını olduktan sonra, mesela ameliyat olmak için de uygunluk açısından doktorlar değerlendirir. Ameliyat olduktan sonra hastanın fizik tedaviye ihtiyacı olabiliyor. Daha erken ayağa kalkabilmesi için, eklem hareket açıklığını daha erken kazanabilmesi için, normal hayatına dönebilmesi için gerekebiliyor. Bunu biz ortopedik rehabilitasyon diyoruz. Mesela sadece diz protezi ameliyatı için de değil, mesela omuz ameliyatı oldu, o kas yırtığı nedeniyle. O zaman ondan sonra da hareketlerini geri kazanması için ortopedik rehabilitasyon omuz için almak gerekiyor. Mesela kırık sonrası, kış aylarında düşüp omzunu, el bileğini zedeleyen, kıran hastalar çok oluyor. O hastalar da kemikleri iyileştikten sonra fonksiyonunu geri kazanması için ortopedik rehabilitasyon alırsa çok iyi olur. Daha erken normal hayatına kavuşabilir.